Hayırlı işler Ömer Efendi. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Pabuçlar kaça? 3 akçe Sümbül abi, o da sana. Ne ara zam yaptın be Adem? Daha düne kadar ağlıyordunuz elde avuçta yok diye. Beye cuvafi uavi. Asker döndü seferden abi, görmüyor musun? Çarşı kaynıyor. Yeniçeri parayla pulla döndü seferden. Sağ olsunlar, yüzümüzü güldürüyorlar. Sayelerinde bolluk bereket geldi çarşımıza, pazarımıza. Belli belli. Haydi hayırlı işler. Sağ ol, güle güle. Maşallah, ay maşallah. Oy maşallah, ay maşallah. Geldim ağam, geldim, geldim. İki kolum, 10 parmağım var, geldim. Yakup! Nerede kaldı bu kahveler? Geldim. Geldim. Vallahi dükkanı tıklım tıkış görünce yanlış yere geldim sandım. Işığı gören kelebekler gibi toplanmışlar maşallah. Bir de kimse içmez bu zifti diyordun, ben de bu. Zaten içmiyorlar ki ağam. Tadını acı buluyorlar. İçine süt falan mı koysak acaba? Evet! Ne sütü? Mandıra mı burası? Nerede kaldın be kardeşim, seni bekliyorum. Geldim ağam, geldim, tamam. Bir de içmezler diyordun. Madem içmiyorlar, ne demeye gelmiş bunca adam? Muhabbete gelmişler ağam. Sabah beri kahve bahane, muhabbet şahane deyip duruyorlar. Yahu bırak zevzekliği. Dediklerine göre saray çalkalanıyormuş ağam. Sultan Süleyman'ın vaziyeti iyi değilmiş. Bir ayağı çukurda diyorlar. Hıss! Ağzından yel assın. Bu ne biçim laf öyle? Uğursuz münasebetsiz mendebur. Bana ne bağırıyorsun ağam? Şuradaki yeniçeriler konuşurken işittim. Hangiler? Şu üçü var ya. Şu üçü onlar. Gel. Sultanım. Sümbül. Gel otur. Beklemiyordum seni. Vallahi sultanım haklısınız lakin... ...çarşıda hünkârımız için edilen lafları işitince duramadım yerimde. Bire bin katıyorlardır değil mi? Vallahi ne olduğunu bilmediğim için. Maalesef öyle Sümbül. Hünkârımız geldiğinden beri yatağında. Nikris bir yandan. Ateş bir yandan. Allah'ım sen hünkârımızı koru ya Rabbi. Amin. Ne kadar güçlü dursam... Kendimi teskin etmeye çalışsam da zihnimin içinde bir ses en kötü ihtimali fısıldıyor bana. Ya ona bir şey olursa? Allah korusun. Sultanım tek ümidimiz hünkârımızın bir an evvel saadetine kavuşması. Lakin siz zihninizdeki o sesin söylediklerine kulağınızı tıkamayın. Tıkamayın ki... ...geride kalanlara bir umut olsun. Benim dünyam o Sümbül. Ayım, güneşim, yıldızım o. Baharım, yazım, kışım o. Aldığım nefes, yediğim lokma, içtiğim su o. Allah biliyor ya kalbimi, ruhum, canımı. Acınızı anlıyorum sultanım fakat siz burada gözyaşı dökerken düşmanlarınızın ellerini ovuşturduklarını unutmayın. Belki çoktan tedbirlerini aldılar. Şehzade Mustafa'nın tahta geçmesi için hazırlıklarını yaptılar. Bu sizin ve şehzadelerimizin sonu demek ki. Ömrüm bu tehditle geçti Sümbül. Senelerdir düşünüyorum. Eğer o gün gelirse ne yaparım diye sual ediyorum kendime. Tek bir kurtuluşumuz vardı. O da
Şehzade Mustafa'nın hünkârımızdan evvel ölmesi. Allah'tan ümit kesilmez sultanım. Siz kimleri mağlup ettiniz? Şehzadelerim için dik duracağım elbet. Kimseye boyun eğmeyeceğim. Lakin neticesi belli bu savaşın. Şehzade Mustafa çok güçlü. Şartlar böyle olduğu müddetçe taht onun. Sultanım, o halde şartlar değişmeli. Thank you.